Vallahi yalanın dinen cevaz ve resmen devlet politikası olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu yurt dışı araştırmalarda da görülüyor. Biz ana akım medyanın fake news yaptığı bir ülkeyiz. Çok çok üzüntü ve hicap duyuyorum. Yalnız bu değil. Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gelen TÜİK'in göç istatistiklerinin yalan olduğuna dair haber de tatmin edici değil. Bu başlı başına bir facia. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Türkiye İstatistik Kurumu'nu mu suçlamış? Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine açıklık getirmiş. Hmm. Hani 250 bin kişi. Yalan diyerek mi açıklık getirmiş? Efendim o öyle değil. He. Yani göç edenler arasında Suriyeliler varmış. Şimdi Türk İstatistik Kurumu'nun göç istatistiklerine baktığınızda yaş, eğitime göre detaylı bir sınıflandırmalar yapılmış gidenlerin. Bunların Suriyeli olmalarına imkan yok. Kaç tane Suriyeli üniversite mezunu? İkincisi bunlardan Türkiye'ye göç edenleri düşmüş. Ne alakası var? Göç eden adam muhtemelen Almanya'da emekli olmuş. Evine dönecek bir adam. Gidenler siyasi baskıdan kaçanlar. Yani tam anlamıyla bir mülagata dolu bir açıklama ve şeyi mesela niye TÜBİTAK'ın 20 bin liraya yurt dışından Türk getirmeye çalıştığını, niye bilmem kaç tane mühendisin Hollanda'ya kaçtığını falan anlatmıyor ama işte Cumhurbaşkanlığı açıklaması diye yayınlıyoruz. Yani var olan insanların siyasi baskı, umutsuzluk ve bu gereksiz insan avlarından yılarak yurt dışına kaçtığını, Türkiye'nin en kıymetli beyinlerinin Türkiye'yi terk ettiği gerçeğini saklamak için resmen yalan söyleniyor. Bu da öyle. Buna talep yok. Ki ben şunu söylüyorum, yani ben YouTube'da da yazılarımda da söyledim. Bu makul bir enstrüman bence. Alın yani, hiçbir zarar yok. Cumhurbaşkanlığı herhalde yani doğru olduğunu düşünerek bu açıklamayı yapmıştır. Ama herhalde ona o uzmanlar TÜİK'in açıklamalarını derli toplu yansıtmamış olmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü gayet açık şey oradaki. Yapamıyorum yani. Hani olay gerçek. Bir beyin evet. göçü var. Bunu kim yalanlıyorsa doğru yapmıyor. Hı hı. Bu olaya gelince çok vahim. Çünkü bunu kimsenin almayacağını en başta herkes söyledi. Kimsenin altınını bu dış borç tahvili yani. Bu iç borç pardon. Evet, dövizli iç borç. Bunu kimsenin almayacağını söylediler. İki, kimsenin devlete veyahut herhangi bir kuruma cebindeki altını çıkartıp vermeyeceğini söylediler. Bunlar psikolojik olaylardır. Devlet halka tahvil satmak istiyorsa dolara %6 verecek, euroya %4 verecek. O zaman ancak gelip insanlar alır. Tüm bunların arkasında çok basit hükümetin inkar ettiği ama hükümetten başka herkesin gördüğü bir gerçek var. Kasada para kalmadı. Bitti. Şimdi Uğur Gürses'in bir yazısı oldu. Genel kurulunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, genel kurulunun erken 18 alınması. Ocağında, evet. Ve ondan sonra Ticaret Bakanlığı, yine Uğur Gürses paylaştı, Ticaret Bakanlığı bütün kitlerin aynı şeyi yapabileceğini söyledi. Yani bir karı var orada Merkez Bankası'nın. Ona hazineye devredilecek bu sayede. Zaten hazineye devredilir evet, ama bu sefer erkenden devredilir. Evet, evet. Yani şimdi buradaki problem şöyle, bunu yatırımcılar acaba, çünkü çok yabancı yerli yatırımcıyla konuşuyorsun. Nasıl algıladı? Yani birkaç ay bile beklemeye tahammülü yok mu devletin oradaki bir miktar parayı bir an evvel hazineye atmak? Bu kadar mı sıkıştı yani? Şimdi ben yani şöyle görüyorum, umarım yanılıyorum. Yatırımcıların da ne zaman tepki göstereceğini bu stratejiye göre yorumlayacağım. Dediğim gibi Şubat-Mart'ta toplam 36 milyar lira civarında iç borç ödemesi var. Bunun karşılığında borçlanma yapılacak. Tabii hükümetin niyeti ya borç faizini düşürmek, yani faizler düşüyor intibanı vermek, ya da 36 milyar lira ödeme yapıp daha az borç vererek aradaki farkı bankalara bırakmak ki onlar kredi versin. Bunun için de muhtemelen temettüler erken topluyor, onları ya borç faizini indirmekte ya bankalara parayı itfa etmekte kullanacak. Bu benim şahsi teorim. Hı hı. Kanıtım yok. Bu olursa burası patlar. Yani yabancı bir daha Türkiye'ye ayak basmaz.
Sebebi şu, bir piyasa faizinin altında faiz vermeye kalkıyorsunuz. İkincisi, sizin itfa ettiğiniz para yalnız bankalara değil, yabancılara da ait. Şu anda devlet borçlanma senetlerinin %20'si yabancılarda. Onlar daha düşük faizle Türkiye'de kalmazlar. Tek kalma sebepleri yüksek faiz. Faizi düşürdüğünde parayı alır, dolara, euroya çevirir ve kaçar gider. Bir daha da gelmez. Bu aralıkta hazine 2 tane ihale düzenledi. Nedense birkaç tane bilinmeyen kurum piyasa faizinin 220 puan altında teklif verdi. Ve o yani hile yapıldı çok açık. Yani çok basit bu, çok açık. İsteyen beni mahkemeye versin. Ben göstereyim bunun böyle olmayacağını. Delilleriyle göstereyim. Elimdeki e-mailleri de göstereyim. Bana o sabah 5'te New York'tan büyük bir fon yöneticisinden kazıklandım. Seneye beni zor bulursunuz diye e-mail geldi. Onu da göstereyim, buyursunlar. İsmi var adamın. Yani bu numarayı yeniden yapacaklarsa Şubat Mart'ta 2 kuruş tasarruf etmek ya da bankalar işte kredi dağıtsın diye fon bırakmak için patlayacak burası. Yani çok ağır, yani çok ağır bir zarar verecekler. Bu şeye benzeyecek, hani Berat Albayrak'ın seçimlerden sonra biz piyasalarla kavga etmeyeceğiz deyip Merkez Bankası'nın faiz arttırmadığı güne benzeyecek. Dolar alıp başını gidecek. Böyle yapılırsa da. Şimdi bakın lütfen, yani hani sanki hakikaten bu ülkede bir tek Ankara'nın kafası çalışıyor. Biz geri zekalıyız. Aflara katılım oranı 40, %40, yani aflarda kalma oranı %40, ödeme oranı %15. Aflardan tek kuruş para gelmiyor, uzatıp duruyorlar. İmar afında hiç kimse hatırlıyor mu ne gelir bekleniyordu? Özhaseki'nin ağzından söylüyorum, yalansa yine dava açısından. 35-40 milyar diyordu. 13 milyon katılınca 35-40 milyar para. Şu ana kadar 10 milyon kişi katıldı, hasılat 11 milyar. 35-40 milyar hasılat o kentsel dönüşüme harcandı. Şu ana kadar 10 milyon kişi katıldı, 11 milyar lira hasılat. Bu taksit, yani 3'te 1 kadar bile değil. Evet, taksit değil, bir de peşin alıyorlar bildiğim kadarıyla. Ve o da tabii kentsel dönüşüme gitmedi, bütçe açıklarını yamamaya gitti. Yani yaptıkları bütün hesaplar yanlış. Bütün paraları şeye, bugüne kullandılar, yarına bir şey kalmadı. Her şey bitti, kimse vergi ödemiyor. Ama anladığım kadarıyla bütün mesele şey, 31 Mart'ı bir bulalım, ondan sonra Allah tabii, gelir. Tabii, tabii, tabii. Yani, tabii. Ama bunu ama da görüyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum bak, yani bunu yapmaya çalışırken ekonomi iyice batırıyor. Sebebi de şu, farz edelim ki herkes affa katıldı ve 35 milyar lira ödedi. Bu ne demektir? Benim cebimden 35 milyar lira çıkacak, devletin kasasına girecek. Değişen bir şey yok ki, o parayı devlet harcayacak, ben harcayamayacağım. Ekonominin genel durumu değişmeyecek. Bu arkadaşların bu kadarına dahi kafası basmıyor. Bir parayı vatandaşın harcaması mı daha iyi, devletin harcaması mı daha iyi? Ekonominin durumu değişmez. Devlet dışarıdan 35 milyar lira getirip benim cebime koyarsa ekonominin durumu değişmez. Vatandaşın cebinden alırsa değişmez. Evet, afları uzatarak vatandaşın bankada tuttuğu parayı hazinenin borçlanmasıyla falan bu işleri çözemeyiz. Dolayısıyla 31 Mart'a kadar hiçbir şey idare edilemez. Ekonomi daha kötüye gidecek. Anladım. Peki, madem ki öyle, bir başka rakamı daha vereyim. Onu da Hakan Özyıldız şey yaptı, paylaştı. 30 yılın dış borç rekoruna erişiyormuşuz galiba. Halbuki öbür taraftan yeterince dış borç alınamadığından, artık insanlar da vermediğinden, bizim bankalarda kredi olarak satamadığından bir hani deleverage denilen bir şey vardır. Yani borçlar ister istemez azalır. Ama bir taraftan milli gelir de azaldığı için borçlarda hafif bir azalma olmasına rağmen dış borç oranı, yani evet, dış borçluluk oranı, borçluluk oranı artıyor. Dış borçluluk oranının bu şekilde artması durumunda dışarıdan borç almak zorlaşmayacak mı? Korkunç. Evet, yani aslında özel sektör, hem bankalar hem finans dışı sektör daha az borç alıyor. Borcunu geri ödüyor hatta. Ama tabii Türk lirası %30 devalüasyon yediğinde milli gelirin dolar değeri düşüyor. Dolayısıyla dış borç hep dövizle olduğu için
dış borcun milli geliri oranı yükseliyor. Matematiksel bir şey. Ve bu sene de hakikaten tarihi boyutlarına varacak. Ya çok basit bir hesap yani. Kendi şahsi durumumuza bakalım. Bankaya gidiyorum, kredi istiyorum. Banka diyor ki kardeşim senin başka kredi borcun var mı? Var. Ne kadar? İşte ayda 50 lira ediyorum. Gelirin ne kadar? 100 lira. Peki diyor banka, ben sana 20 lira daha vereyim. İkinci bankaya gidiyorsun. Banka aynı soruyu soruyor. Sen diyorsun ki 70 lira borcum var, 100 lira gelirim var. O banka o krediyi vermez. Ya da verirse Türkiye'nin çok durumu da böyle yani. Şimdi biz istemediğimiz sebeplerden dolayı bu duruma geldik. Zaten bu sene IMF'nin bloguna bakın, Arjantin'den sonra borçlanma maliyeti en çok artan ikinci ülke Türkiye. Ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Sonuçlarını 3. bölümde konuşalım. İyi veya sonuçlarını kötü sonuçlarını göremiyoruz. Kusura bakmayın, sansüre uğradım.